iyi eğlenceler diliyorum. İlk önce bu birliği sağlayan başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Şimdi aramızda olan misafirlerimiz var. Kocaeli Başkanım, Sakarya, Düzce, Ankara, Eskişehir Başkanlarım burada. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Onlar da bir alkışlar. Şimdi bu derneği kuran emeği olan şu anda kurucu üyeler olarak iki tane abimiz var. Sayın Ahmet Topal, sizi de buraya davet ediyorum. Şerafettin Kur, sizi de buraya davet ediyorum. Ne mutlu kurucu üyeler olarak, ne mutlu ki kurucu üyeler olarak aramızdalar. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Bir de köyümüzün muhtarı, onu da buraya davet ediyorum. Köyümüzün muhtarı Adil Kayak. Tekne şahsı Atan Uygal, onu da buraya davet ediyorum. Şimdi bundan sonra yarımdan fotoğraflar çektikten sonra ayrılabilirsiniz. Bundan sonra biraz konuşma fırsatını bana bırakın. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar. Şu anda yine bir
şey başardı. 1990'da geldiğimiz Kırım'da toprağın içine oyduğumuz çadırların içinde yaşıyor. 3 milyonluk nüfusa sahip olan bir ülkede yaklaşık 270 bin kişi yaşıyor. Daha doğrusu 270 bin Tatar. Aynı Emir Yakup'un bir kopyası gibi. Öyle söyleyeyim. Peki bu 270 bin kişi ne yapıyor? Geri geldikleri 1990'dan bu yana bir tek mermi atmadan orayı yeniden vatan yapmak ve gök bayrağı orada dalgalandırmak için uğraşıyor. Peki Emir Yakup ne yapıyor? Emir Yakup'un ne yaptığını söyleyeyim. Emir Yakup şunu yapıyor. Bu bölgede bir tek köyün bile neler yapabileceğini herkese gösteriyor. Emir Yakup ne yapıyor? Senede en az 5-6 tane öğrenci İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan bana geliyorlar. Danışman olarak, ya hocam biz çalışma yapmak istiyoruz. Ne çalışması? İşte lisans tezimizi bitireceğiz, yüksek lisans tezimizi bitireceğiz. Ama nereye ulaşacağız? Emir Yakup orada, gidin kardeşim diyorum. Geliyorlar başka. Daha ne olsun? İstanbul Üniversitesi bugün Türkiye'de Devlet Konservatuvarı'nın kurulduğu, halk oyunları bölümünün kurulduğu ilk üniversite. En büyük. Ve buradaki öğrenciler Emir Yakup'u baz alarak çalışmalarını yapıyorlar. Gurur duymanız lazım. Hepinize iyi eğlenceler, teşekkürler. Ama buna hiçbir şey yapamayacak. Ve buna da bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkler ve Türk için kendini, Türk olmak için kendini ve kanını her zaman vermeye hazır olan insanlarımız kesinlikle buna izin vermeyecek. Şimdi ülkenin genel anlamda baktığımızda sevgiden etkisi yoksun olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz biliyor musunuz? Sen ben ödediğim. Küçük olsun benim olsun. Böyle bir şey yok. Büyük olsun herkesin olsun. Olmaz mı? Bu yüzden bizler asla kişisel olarak düşünmek olayından vazgeçmemiz lazım. Kişisel düşünmemiz lazım. Kişisel düşündüğümüz zaman